Merhaba arkadaşlar, ben Mecit Seysoğlu. Bugün sizlere Adobe Photoshop'ta Facebook kapak fotoğrafını nasıl yapacağımı göstereceğim. Öncelikle yeni bir dosya oluşturalım. Boyutları 851'e 310 olsun. Şu şekilde oluşturduk. Ardından arka plan için hemen bir texture bulalım. Ben daha önce internetten hazır olarak indirdiğim bir texture kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Dosya sürükler gibi sürükleyin. Herhangi bir problem yaşanmaz. Şuradan da arka planını çok bakalım. İşlemi yaptıktan sonra arka plan görüntüsü bozuk zaten. Bunun için bir filtre uygulayalım. Bozukluğu tek göze çarpmasın. Buradan eşiği biraz düşürüyorum. Evet. Sanırım böyle bir şekilde eşik koyunca zaten bulanık bir görüntü olduğundan insanlar anlayacaktır. Ardından elips işaretimizi alıp bir yuvarlak çizelim. Evet, çizdik. Buradan kontürü bunu able yapıp dolguyu açalım. Burada şu şekilde yapılıyor. Buradan benim daha önce internetten hazır olarak burada stiller var. Buradan mavi stili seçeceğim. İkinci olarak tekrar bir elips alıp tekrar bundan biraz daha büyük bir yuvarlak yapacağım. Bunun rengi de koyu yeşil olabilir. Tamamen sizin göz zevkinize kalmış bakıyorum. Bunu ayarlayacağım ben şimdi. Tabi videoyu durduruyorum. Daha hızlı yapabilmek için ve biliyorsunuz Facebook ürünümüz kadar ve zaman sınırı var. Bu yüzden videoyu durdurup boyutu ayarladıktan sonra tekrar başlatacağım. Evet, ben boyutlandırma yaptım. Sırada bu gördüğünüz yeşil alanın içine yıldız döşemek istiyorum. Buralarda bir yerde olmalı. Evet, buradan olmalıdır. Buradan yine bir katman oluşturayım. Katman üzerine biraz daha büyük olsa fayda var. Bu şekilde. Rengini yine stillerden seçeceğim. Hazır stillerden. Gerçekten daha hoş bir görüntü verebilirsiniz. Tabi bu klasik bir fotoğraf yapmak istiyorsanız bu stiller hepsi 5 para etmez. Buradaki renk örneklerinden yapsanız daha iyi. Buradan şu şekilde yıldızları dönüşeceğim. Şu şekilde. Evet. Birazdan ben bunu düzeltmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bozukluk var. Tekrar videoyu durdurup düzeltip size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu yıldızları döşedim. Şu kısım boş kalsın. İçine tabii ki de şimdi sükunet öncesi için çalışma yapacağım. Buradan yüzümüzü alıp çatırım. Ve üstüne yazacağımız ekrana getirelim şu şekilde. Yazı yazacağım. Burada durdurup yazı yazıcının üzerine getireceğim yazıyı. Gördüğünüz gibi yazıyı yazıp boyutlandırma yaptım. Sağ sola boydan önden değişiklikler yaptım. Burası bu şekilde yapılıyor. Dikdörtgen aracından. Hatta yuvarlak köşe dikdörtgen daha işimize yarar. Şu şekilde dikdörtgenler çıkartalım. Bunu tekstürün en üst katmanına getirip ve yine stillerden, bugün full stillerden çalışacağım çünkü
Sağ tarafa götürürseniz de büyür. Şu şekilde küçülttüm. Ve benim için yaptığım kareyi biraz daha büyütmemde fayda var diye duyuyorum. Tabi bu gördüğünüz gibi uzun olur ve hani kötü bir görüntü verir. Kötü bir görüntü verir. Bu yüzden benim DaFont'tan indirdiğim sosyal logo için bir fontum var. Buradan F'yi seçeyim. F'ye bastım. Facebook logosu geldi. T'ye basınca Twitter işte. Y'ye basınca YouTube geliyor. Daha iyi gözüküyor gibi. Bu ayarlamalar tabii herkesin göz zevkine, hayal gücüne kalmış bir şey. Kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. YouTube, Instagram, bunun gibi sosyal siteleri kullanabilirsiniz. Yine ben size Twitter için de göstereyim. Zaten dikdörtgenimizi oluşturduk biz. Dikdörtgeni üstüne tıklayıp CTRL-C yapıp dikdörtgeni komple ediyoruz. Biraz daha aşağı ve biraz daha
Ben üstün kör yapıyorum. Normalde siz de görürsünüz ki böyle yapmam. Bir de doğrusunu söylemek gerekirse çoğunlukla kullandığım stilleri ifşa etmek istemiyorum aslında. Şu şekilde basit bir kapak fotoğrafı elde edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha bu işlerin başını anlattığım için sizlere böyle affedersin küçük bir kapak fotoğrafı yaptım. Daha ilerlerde ve ben de daha yeni şeyler öğrendikçe size daha ilerini öğreteceğim.